أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آل عمران سورة سندس Surenin 180. ayetindeyiz. Estağfirullah. Âl-i İmrân suresi 180. ayet. Ve la yahsabanna sanmasın. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Cimrilik edenler, sakınanlar, esirgeyenler, vermekten imtina edenler. Neyi? بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ Allah'ın kendilerine verdikleriyle cimrilik edenler sanmasınlar. Neyi sanmasınlar? مِنْ فَضْلِهِ Fazlından yani lütfundan Allah'ın kendilerine verdiği, ihsan ettiği şeylerle cimrilik yapanlar sanmasınlar. Neyi? Huve hayran lahum. Bunu kendileri için bir hayır sanmasınlar. Böyle yapmakla kendilerinde hayır topluyorlar, hayır biriktiriyorlar, üst üste malları biriktiriyorlar, koyuyorlar, geleceğe yatırım yapıyorlar vesaire. Bu tür bir kanaate kapılmasınlar, böyle bir yanlış hesaplamada bulunmasınlar, böyle sanmasınlar. Bir de burada nun var. Sakın ha böyle sanmasınlar. Önceki ayet neydi? Bir önceki ayet. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ Bu ikisi arasındaki ilgiyi kurmaya çalışırsak bu buhledenler, buhletme refleksi kişinin sahip olduğunu saklama refleksinin temelinde sonraki yaşam vardır ve sonraki yaşama dönük kaygılar söz konusudur. Çünkü sakla zamanı gelir zamanı düşüncesi vardır. Eğer şartlar böyle devam edecek, ondan sonra ben yarınları yaşayacağım, sonraki günleri yaşayacağım, ondan da sonraki günlere kalacağım. Bu günlerden o günlere bir şeyler saklamalıyım, bir şeyler biriktirmeliyim düşüncesi. Buhlün temel kaynağı bu. Yoksa bir saat sonra kıyamet kopacak olsa insanlar varlıklarının bir üzerine titremezler. Zaten kaybediyoruz derler. Zaten birazdan kaybolacak derler.
yahut birazdan yanardağ kopacak, şehri tamamen yok edecekse artık varlığın veya sahip olduklarımızın bir kıymeti kalmaz. İnsanlar onları başkalarından sakınmazlar. Evlerinin, barkların, etrafındaki çitlerin bir anlamı kalmaz o andan sonra. Kasaların, bankaların. Çünkü birazdan büyük bir felaket hepsini yok edecektir. Böylesi büyük değişiklikler öngörmeyenler, mevcut sistemin kalıcı olduğunu, devam edici olduğunu düşünenler veya böyle düşünmeye yatkın olanlar buhlde bulunurlar, esirgemede bulunurlar. Buhlün esas bir başka buhlu besleyen şey Cenab-ı Hakk'ın veren olduğu, Cenab-ı Hakk'ın sınayan olduğu, Cenab-ı Hakk'ın yarınlarda bunu alabileceği, alıp almak üzerinden sınayabileceği ve neticede bunların hepsinin görünürde olduğu, gerçek bir anlam teşkil etmediği, bunları saklamanın bir manası olmadığı, yarınlarda ve sonraki günlerde yine var eden ve yaşatan Cenab-ı Hakk'ın zaten rızkı bugünlerde verdiği gibi yine verebileceği, bugün verdiği gibi yarın yine ikramda ve lütufta bulunabileceği, dolayısıyla esas verenin hatırını gözeterek kazandıklarımızdan onun adına harcayabilmek, insanı bu hulden kurtaran veya bu cimrilik sarmalından kurtaran bir şeydir. Dolayısıyla önceki ayet ile olan ilgisi Allah müminleri oldukları hal üzere bırakacak değildir. Böyle sanıp da Cenab-ı Hak ile bağları koparmasınlar, onun emirlerine karşı kayıtsız kalmasınlar. Hayatı kendi başlarına yaşıyormuşçasına yarınlarına karşı, yarınlarına dönük kendi kendilerine yatırım yapmasınlar. Yarınlarının hesabını ve şeyini kendi uhdelerinde hissetmesinler. Bugün kazandıklarından Allah için infakta bulunurlarsa bugün onlara yediren, içiren yarın da yine onlara yedirip içirecektir. Dolayısıyla bu cimrilikten kurtulsunlar, bu cimrilik sarmalından kurtulsunlar diye belki bir ilgi kurabiliriz. Devamul hal muhal. Arapların da söylediği böyle bir özdeyiş var. Halin devam etmesi muhaldir. Hal böyle olduğu gibi devam etmez. Muhakkak değişir. Dolayısıyla değişken olan bu dünyada yarınları hesaplamak bugünden, yarınlar için sanki her şey yerli yerince kalacakmış gibi yatırımda bulunmak akıllıca bir şey değildir. Kişiye yarar sağlayacağı da söylenemez. Çünkü yarınlarda neyin ne olacağı belli olmaz. Bugünlerde sahip olduklarımızla Cenab-ı Hakk'a harcamaktan geri durup yarınlarımıza sakladıklarımızın hayrını görmeyebiliriz. Nice insan yaptığı binada kalmadan, yaptığı çiftlikte yaşayamadan, biriktirdiklerinin hayrını göremeden, zaten hayrını göreceği bir vakit yok, ölümüne kadar hep biriktirmekle meşgul. Yeter, şu andan sonra harcamaya başlayacağım diyen bir insanı zaten görmezsiniz. Dolayısıyla bu bir kısır döngüdür insan açısından, hayrını da zaten göremez. Bu bakımdan insanlar kendilerini düzeltmeli ve Cenab-ı Hakk'ın sınayan ve hali hazırda yedirip içiren, veren, mevcudu da zaten veren kudret olarak onu bilip onun emirleri doğrultusunda yaşamaya çalışmalı. Aksi bir yaklaşım, Allah'ın verdiklerini kıskanıp, Allah'ın verdiklerini esirgeyip Cenab-ı Hak yolunda harcamamak, dolayısıyla cimrilik etmek, yani Kur'an'a göre bu hul budur. Kur'an'da cimrilik etmek, bizde cimrilik deyince işte başkasıyla paylaşmaz, kimseye malını kıyamaz. Biz böyle anlarız cimriliği. Kur'an'daki cimrilik, Allah için malını kıyamaz, Allah'a malını veremez, Allah'a malından feragatte bulunamaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendisi açısından konuya bakıyor. Kendisine veremeyenleri cimri olarak tarif ediyor. Yoksa arkadaşlık ortamı içerisinde bonkörlük etmiş, harcamış, şey yapmış. Bunu yani bugün ben onlar için, onlar da yarın benim için telakkisiyle yapıyorsa bu hala Cenab-ı Hak katında cimri. Çünkü Cenab-ı Hak katında dünyevi herhangi bir saikle değil, Cenab-ı Hak için verenler. Allah diyor ki veren benim, geri bana verilebilmesini bekliyorum. Kendi aranızdaki o işlerle benim hiçbir ilgim yok zaten. Esasen temelde veren benim, benim için bir harcama var mı yok mu ona bakıyorum. Dolayısıyla infak, tasadduk Allah için yapıldığı sürece kişiyi buhulden, cimrilikten kurtarır. Yoksa bizim cömertlik diye tarif ettiğimiz şeyin, yani bir kavram olarak cömertlik diye tarif ettiğimiz şey Allah katında cömertlik olmayabilir.
Allah için verenler esas cimrilikten kurtulurlar. Dolayısıyla bu noktayı nazardan, bu noktadan bakmamızı Cenab-ı Hak sağlamak üzere ayetin içinde Allah'ın verdikleriyle ifadesini yerleştirmiş. Dolayısıyla adres gösteriyor. Sahip olduklarınız ben verdim. Dolayısıyla benim verdiklerim üzerinden bana karşı cimrilik yaparsanız bu ne denli vahim bir şeydir. Dikkatimizi oraya çekiyor. Şu ifade olmasaydı siz de bana hiç malınızdan vermiyorsunuz gibi, sanki bizim elimizde bize ait temeli, aslı, kökü bizde olan bir mal varmış gibi. Oradaki o ironiye dikkatimizi çekiyor Cenab-ı Hak. Allah'ın verdikleriyle cimrilik yapanlar. Ne kadar vahim bir şey. Ben sana veriyorum, sen de bana benim sana tümden kıydığımı, verdiğimi bana karşı dönüp cimrilik yapıyorsun. وَلَا يَحْسَبَنَّ سَنْمَسُنْ اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Buhredenler, esirgeyenler, بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ Allah'ın kendilerine verdikleriyle cimrilik yapanlar. Buradaki ironi hakikaten göze batıyor. مِنْ فَضْلِهِ Bir de ilaveten bunun için verdiği de var. Çünkü borç olduğu için de verebilir. Vermekten vermeye çeşit var. مِنْ فَضْلِهِ Fazlından vermiş. Bonkörlüğünden vermiş. Ekstradan vermiş. Hiçbir borcu, hiçbir zorunluluğu, mecburiyeti olmaksızın vermiş. Lütuf olsun diye, fazla olsun diye fazladan vermiş. Ve verdiklerini tümüyle değil, onlardan kısmen başkalarına harcamayı emrediyor veya bunu bekliyor. Böylesi bir cimrilik içinde bulunanlara Cenab-ı Hak yapmayın, bu hiç makul değil, hiç mantıklı değil tarafından yaklaşmıyor. Neticesi itibariyle yaklaşıyor. Diyor ki huwa hayran lahum, bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Demek ki eğer Allah'ın bize verdiklerini bir kere verdi artık, noter kanalıyla verdi, bizim muhtemimize geçti, biz artık bunlara malik olduk diye bunu saklayanlar hayrını görecek olsalar, bu yine bir tarafıyla itibariyle vefasızlık olsa da, nankörlük olsa da, öteki tarafıyla zekice ve kurnazca bir şey olabilir. Kaptı babasının malını, gönlünü etti 3-5 gün. Sonra babası tapuları üzerine yapınca aldı götürdü. Babasının şu an yapabileceği hiçbir şey yok. Geri dönüşüm mümkün değil. Böyle olsa da, nankörce de olsa kurnazca sayılabilirdi. Cenab-ı Hak diyor ki, yani ben fazlımdan, lütfumdan, ihsanımdan verdimse de bunu kendiniz için bir hayır sanmayın. Çünkü ben öyle elden çıkarmış değilim. Size kalıcı olarak vermiş değilim. Sizin elinizde kalmayacak bir şekilde verdim. Ve bunu da söylüyorum, kandırmaca yok. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Verdiğim şey aldatıcı bir metadan ibarettir. Ben söylüyorum. Cenab-ı Hak insanın eline verdiği kalıcı bir şey yok. Bu böyle bizi kandırdı, kalıcı bir şey vermedi elimize. Biz de o verdiklerini kalıcı sanıp Cenab-ı Hak'tan sakındık. Sonra da hayrını görmedik. Böyle demeye hakkımız var mı? Yok, ayette zaten bunu kendileri için bir hayır sanmasınlar. Verdiğimiz şey kalıcı bir şey değil. Zaten geçici, aldatıcı bir şey. Ama eğer geçici olmasına rağmen, kalıcı olmamasına rağmen, gerçek bir değer olmamasına rağmen onunla harcamada bulunurlarsa, biz bunu kalıcı ve gerçek bir değeri bizim uğrumuzda sarf etmişlercesine ödüle dönüştüreceğiz. Ve aynı şekilde eğer bu kalıcı olmayan, geçici olan ve bizim de uyardığımız bu değerleri, buna rağmen, geçici olmasına rağmen ve bütün çıplaklığıyla önlerine hakikatleri sermemize rağmen aptalca bir biçimde bizden sakınır ve esirgemeye kalkarlarsa, bizim istediğimiz istikamette harcamaktan, bilmeliler ki bu onlara bir hayır sağlamayacak. Tam tersi, biz bunun hesabını soracağız. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِينَ Hayrını görmeyecekler, bunu sanmasınlar. Bu dünyevi yönü. Sonra bel, bir de ötesi var. Bel huve şerrun lahum, bu onlar için ziyana dönüşecek. Dolayısıyla rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah'tan esirgenen mal kişiye ziyan verir. Şerre dönüşür. Bir bakarsın evlatlar çarçur ederler. Bir bakarsın başkaları gelir elinden alır. Bir sürü kaptırdığı malından ötürü gece gündüz eziyet çeker, düşünür. Heder olduğu için, birileri zulmettiği için acısını, ıstırabını çeker. Bel huve şerrun lahum. Mal bu kez onlara şer olmaya başlar. Çok temel bir şey öğretiyor Cenab-ı Hak bize. Ya benim istediğim, verdiğim paradan benim istediğim yerlerde harcarsınız.
ya da harcamazsınız, yarınlar için biriktirirsiniz, hayrını göreceksiniz diye. Ben onu size belaya dönüştürürüm, sıkıntıya ve musibete dönüştürürüm. Bina yapmış, şimdi onun kiracılarıyla uğraşıyor. Kiracılar para vermiyorlar. Ondan sonra bir de borç takıp gidiyorlar. Onların doğalgazlarını, şunlarını, bunlarla uğraşıyor. Musibete dönüşmüş. Yani o malı olmasa rahat edecek. Belki buradakilerle yetinecek. Oradan bir hayır da elde etmiyor. İlaveten oraya para harcamak zorunda. Çünkü çıkanların yerine borçlarını kapatıyor. Tekrardan evi kiraya verilecek hale getiriyor vesaire. Doğru dürüst bir hayır görmüyor. Ben bir örnek veriyorum. Bu durumdaki her kişi böyledir diye kastetmiyorum. Ama Allah malı kişiye nasıl şerre dönüştürür? Bunun sizce sayısız yöntemi olabilir. Cenab-ı Hak öyle bir çevirir ki o mal o kişi için gece uyuyamadığı sıkıntı. Hani demiş ya, adamın Salamon'a borcu varmış. Adam gece gündüz borcunu düşünüyormuş. Kadın demiş ki gel telefon açalım, Salamon'a söyleyelim. Diyelim ki Hayrettin Bey parayı ödeyemeyecek, yok parası. Ne olacak demin bundan sorsun, Salamon düşünsün, o uyumasın. Onun gibi parasının derdiyle. Biliyorsunuz Bursa'mızda çok meşhur bir adamı bir dönem sırf parası olduğu için öldürdüler. Değil mi? Trafik ışıklarında. Yani parası dolayısıyla zulme uğrayanlar. Parası dolayısıyla otomobilin direksiyonuna kelepçelenip ateşe verilenler. Nice şeyler oldu. Bel huve şerrun lahum. Bilakis çok kat'i biçimde Cenab-ı Hak diyor ki bu onlar için şerdir. Dolayısıyla şimdi anlıyoruz ki tasadduk bizim Cenab-ı Hakk'a bak nasıl da veriyorum ama diye ekstradan verdiğimiz bir şey değil. Vermezsek yarınlarda bize cezaya dönüşecek, azaba dönüşecek, yakacak bir şeydi. Ya verdin verdin, vermedin yarın senin cebinde kaldığı sürece o seni rahatsız edecek, yakacak bir şeydir. Bir de şey var hocam, ben şer deyince kullanmadım. Dünyaya fazla neyin? Esas ukrayı hayatı kaybetmeye vesile oluyor. Bir kez ibadetleriniz onun uğruna feda oluyor. İnancınız mesela vermemekle, infak etmemekle inancınızdan tavizler veriyorsunuz. Yani evet. Bir esas büyük şey. Esas şeyde, büyük kayıp orada tabii. Çünkü onunla olan meşguliyet, onunla olan meşguliyet ve gönül bağı şeyden koparıyor. Bir arkadaş anlatıyor. Diyordu ki falanca hipermarket açtı. Büyük bir market açtı. Adını vermeyeceğim. Gidiyoruz yanına, aman sakın gelin ben size işte aylık aidat veriyor diyor. Şu anda o hipermarketler çok meşhur, zincirlere dönüştü. Şimdi gidiyoruz ağlıyordu, yok ki diyor ya yetiştiremiyorum diyor. Yani zincir sayısız, artık 30 mu 40 mu 50 mi bilemiyoruz sayısını. Şu anda o eski aldığımız tek market olduğu zaman aldığımız aidatı alamıyoruz. Gidiyoruz zor götürün, bildiğiniz gibi değil. Neredeyse diyor biz gittiğimizde bir ufak para bırakacağız götürebilsin diye. Öyle bir sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla bu yöndeki artış eğer infaka da yansımıyorsa aynı oranda, bu şu demek, kişi infak ile olan ilgili onu infaka yönelten şuuru zayıflıyor demektir. Bu şuur zayıflaması sizin söylediğiniz şey, tabii ki ahirete dönük olan ilgisi azalıyor. Bu büyük bir şer. Yani malın baştan sona demin söylediğim bir biçimde değil de hayrını da görsek, kiracılar yerli yerince paraları yatırsalar, yatırımlar üst üste katlansa da bu kez bizim aklımıza ne gelir? Ay yukarıdaki ayette geçen اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا. Artık bu şarampole yuvarlamış demektir Cenab-ı Hak. Araba hızlanıyor, doğru, çok güzel hız alıyor ama şeye doğru, hani hocanın bir örneği vardı, köşeyi döndü ama bu köşeyi değil, bu köşeyi döndü diye artık birazdan yere çakılacak. Böyle bir hız almış durumda. Öyle ya da böyle. Bir de şey vardı, kaybeden insan böyle benim nezdine zerren ve filan geçeni yani ben istilahu lefzedevdi insan yani bütün dünyanın üzerindekilerin misli kadar olsa kaybettiğine değmiyor. Evet, onların hepsinden fidye sırf azaptan kurtulabilmek için. İnsanın kaybettiği hakikaten çok büyük bir kayıp. Yani. Evet. Eğer bu kaybı girerse. Bizim tam bu manayı, yani vurguladığınız bu manayla ilgili biliyorsunuz son derece zayıf yahut uydurma diyelim bir hadis var. Keşke geçerli olsaydı da onu böyle baştan sona anlatsaydık. Bu manayı oldukça destekleyen bir uydurma rivayet. Gerek yok, ayet gayet açık. Ayette efradını, cami, agyarını mani bir mana var. Hadiste öyle değil.
hadisi okuduğunuzda hadis size, o hadis size şunu söylüyor. Yani Salebi hadisini kastediyorum. Dünyavi mal biriktirme, dünyavi mal için girişimde, yatırımda bulunma. Çünkü bu seni her halükarda dinden koparacak ve senin felaketin olacaktır. Hadisin teması o. Ama bak ayet kısacık, iki sadır. Onun gibi iki sayfa da sürmüyor. Ayet bize onu söylemiyor. Ayet diyor ki, infa bizim kendilerine verdiklerimizden Allah bize verecek. Vermesi için de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kur'an bize yeryüzünde gezin, dolaşın, Allah'ın fazlını unutun, araştırın diyor. Allah bize verecek ama verdiklerinden infak etmediğimiz takdirde, cimrilik ettiğimiz takdirde bu malın, işte ancak o malın bize şerre dönüşeceğini Cenab-ı Hak söylüyor. Dolayısıyla o hadisteki mesajı vurgulamak adına yapılan pompalama sınırı aşmış. Bazılarını artık tamamen, yani mala sakın girişimde bulunma, hiçbir şey yapma, yan gel yat, boş ver, böyle züht, yani olumsuz manada, menfi anlamda bir zühte dönüştürülmüş. Ayet onu söylemiyor. Ayete bakarsanız Allah'ın verdikleriyle insanlar, Allah zaten insanlara verir. İnsanlar bunu almak için elbette yattıkları yerden almıyorlar. Mucizede bile kula düşen bir şey var Cenab-ı Hakk'ın yaptırdığı. Geçen derslerde örnekledik. Kullar bir şeyler yapıyorlar, Allah bolca veriyor ama kullar da Allah ne kadar bol verirlerse verirse o da, onlar da tasaddukta bulunuyorlar. Bu oransal olarak tasadduklarına aynı nispette yansıyor. Yansırsa o mallarından onlarla ilgili bir hüküm yok ayette. Onlar zarar gibi. Onlar tasadduk edenlerdir. Ayetlerde Cenab-ı Hak tasadduk edenlerin yaptıkları tasadduklar ile onların tasaddukları ne denli nemalandıracağını, büyüteceğini okudu. Okumuştuk bunların ayetlerini. Ne diyordu? اَلَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. Yahut bir başka ayette كَمَثَلِ غَيْثٍ, işte bir yere düşen bolca, وَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٍ, yani yağmur düşmese üzerine bile o öyle bir tepecikte, öyle hoş bir iklimde ki o infak edilen arazi çiselese bile yetiyor. Böyle ürün veriyor. Onlarla ilgili olan hüküm geçerli. Ama harcamaz ise, infak etmez ise şerrun lahum. Bu onlar için şerdir. Şeytanın bizi bu ayetlerin kapsamından çıkardığı çok zekice bir manevra var. O da şu. Yani sende yok ki bu ayet. Var olanlarla ilgili. Yani Allah'ın verdikleriyle ilgili bu ayet var. Halbuki Allah hepimize veriyor. Hepimiz verilenler nispetinde sorumluyuz. Yani az verilenler az vermek durumundadılar. Çok, ama herkes vermek durumunda. Çok verilenler çok vermek durumundalar. Şeytanın bize o öngördüğü ise seninki az, sen hiç vermene gerek yok ya. Sen zaten almaya muhtaçsın. Bak geçen ay şeyi bile ödeyemedin diyor ve biz kendimizi bu alanın dışına atabilmenin bir yolunu buluyoruz. Halbuki azıcık da olsa, az da olsa vermeyi sürekli kılmalıyız. Vermeyi sürekli yapmak. Ne diyor ayette Cenab-ı Hak? Fi amwalihim hakkun ma'lum lis-sa'il vellezina fi amwalihim hak, onların mallarında malum bir hak vardır. Yani belli bir oran belirlenmiş kafasında. %5 mi dersiniz, 4 mü dersiniz, 3 mü, kimisi %10 mu, neyse, ama o oran nispetinde şey yapıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak demek istiyor ki 100 verdim, ben de 5 harcadım. Ama harcadım. O harcayabilmek çok önemli. Şeytan ise onu dahi, ya seninki 100 lira, neyini harcayacaksın? 1 milyon olsa. Ötekine bakıyorsun, onun 1 milyonu var, ona da aynı şey söylüyor. Ya senin 1 milyonun var, daha dur. Bak ötekinin milyarı var. Milyar olan harcasın. Sana burada atılmak düşmez, dur hele. Neyin var ki senin? Böyle diye diye hiç kimseye, en üsttekilere de hala, herhalde şöyle diyordur. Ya hiç kimse harcamıyor, sen mi harcayacaksın? Tabii aşağıdakiler harcamayınca bir o kaldı. Ona da diyor ki, yani hiç kimse harcamıyor, yani bak kimse vermiyor. Bir tek dünyada, yani bağışlayın, saf sen mi kaldın da sen harcayacaksın? Neticede herkesi infaktan alıkoyacak bir yöntem geliştirmiş olmalı. Dediğim gibi infak etmek bizim için elbette hayırlı. Ama bu hayırdan, hayır için dahi infak etmeyi beceremiyorsak, şu ayetteki tehdidi dikkate alalım. Bel huve şerrun lahum, bu onlar için bilakis şerdir. Ertesi gün, başka günlerde gelecek olan hastalıklarla, musibetlerle Cenab-ı Hak o vermek istemediğimizin kat kat fazlasını elimizden alabilir. O yüzden Hazreti Peygamber ne diyor? Sadaka musibetleri def eder. Bu şu demek, bugün sadaka vererek yarın gelecek vermez isen Cenab-ı Hak yarın musibet ile o parayı başka yerlerde senin
harcamanı sağlar. Yine sana yarar sağlamayacak yerlerde uğraştırır durur. Davud'un örneği aklıma geldi. Ey Davud, sen de istiyorsun, ben de istiyorum. Benim istediklerimin peşinden koşarsan senin istediklerini zaten veririm. Kendi istediklerimin peşinden koşarsan yine zaten sana ne verecektiysem onu veririm. Bir de seni yorarım onların peşinde, yani yorgunluğunda. O cabası olur. Bu bel huve şerrun lahum kısmının dünyevi olması gerektiği yahut olabileceğini ayetin devamı bize sanki işaret ediyor. Çünkü devamında bir de ahirete dönük bir tehdit var. Bu dünyada için onlar için şer olacak. Se ilaveten sin ileriye dönük, geleceğe dönük bir şey açıyor. Se yutavvakûne mâ bahilû. Ya öncekinin tefsiri ya da önceki dünyevi. Bu da uhrevi. Ahirette de bu mallar ne olacak? Cimrilik edenlerin malları. Seyutavvakûne mâ bahilû bihi yevmel kıyâme. O esirgedikleri mallar onların boyunlarına kat kat sarılacaktır. Seyutavvakûne mâ bahilû bihi yevmel kıyâme. Boyunlarına dolanacak o mallar. Yevmel kıyâme, kıyamet günü. Bu ayetteki örnek. Başka ayette innellezîne yeknizûne zâhebe vel fiddata وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Altın ve gümüşleri Allah yolunda harcamayıp kenz edenler, yani üst üste koyup yağanlar, onlar için can yakan bir azabı müjdele. Bir de müjdele diyor Cenab-ı Hak. Git onlara bunun müjdesini ver. Çok ironik bir biçimde. Bir başka ayette de ne diyordu? مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ. Ha, o yetimlerin mallarını yemekle ilgiliydi. Tamam. Cebine de açık ve gizli olarak mallarını masraf edenlerin mükafatlarını Rablere verecektir. Evet. Onlara korku yoktur, onlar mahsus olmayacaklar. Bu korku dünyayı içine alıyor. Evet. Yani o mal kaybetme korkusu. Evet. Dolayısıyla infak etmek, görünürde infak etmektir, maldan harcamaktır. Ama bize şeyle ilgili çok önemli bir ipucu veriyor. Kişinin dünya görüşüyle ilgili. Kişi hayata nasıl bakıyor? Kazandıklarımı kazandım, yarınlar için yatırım yapmalıyım. Hayat tesadüflerle ilerliyor. Yarın başıma ne gelir belli olmaz. Korumalıyım kendimi vesaire, çoluğumu, çocuğumu. Bu açıdan yaklaşan kişi biriktiriyor. Esirgiyor falan. Ya her şey kontrol altında. Cenab-ı Hak bugün sınıyor, yarın da sınayacak. Ben bugün onun için harcamalıyım, yoksa bu paraları yarın başıma belaya çevirir, musibete çevirir. Böyle bakan adam için de infak. Dolayısıyla infak bakış açısını yansıtan çok önemli bir ipucu. Harcayabiliyor çünkü iman ediyor. Hayat tesadüflerle gelişen bir süreç değil. Yarınlarıma sigortalar yapmalıyım, böyle değil, böyle düşünen biri değil. O yarınlarda gelecek her musibetin Cenab-ı Hakk'ın izni, iradesi, kontrolü ve bilgisiyle geleceğini. Dolayısıyla bugünlerden, bugün sorumluluklarını yerine getirdiğinde Cenab-ı Hakk'ın da yarın kendisine her halükarda bugün sahip çıktığı gibi sahip çıkacağını bilir. Ama öteki adam sahipsiz hissediyor kendisini. Yatırımlar, sigortalar, garantiler, belgeler. Çünkü o böyle bir kudretin hayatı yönettiğinden gafil duruyor. Eğer iyi mümin ise bile bundan gaflet içerisinde. Dolayısıyla infak edebilmek kişiyle ilgili çok önemli bir ipucudur. İmanı ile ilgili, Cenab-ı Hakk'a dair imanı ile ilgili. O yüzden çok önemli bir ipucudur. Ve buhul içerisinde olan kimseler kendi hayata bakış açılarını tekrardan bir gözden geçirmeliler. Tekrardan, çünkü bazen kendimizle ilgili merak ediyoruz ya, acaba ne durumdayım, acaba durumum nedir falan. En böyle kimselere verilecek ilk ipucu, mihenk taşı, infak etmene bak. İnfak edebilenlerden isen sen Cenab-ı Hakk'ın her yerde her şeyi kontrol eden biri olduğuna, hayatı bir imtihan olarak yaşayan biri olduğuna dair çok önemli kendinle ilgili ipucun var demektir. Eğer infak edemiyorsan o zaman bil ki problem var, kendini bir yerlerde kandırıyorsun. Hem öyle hem böyle yapanlar dansın, hem şişle hem kebapla gidiyorsun. Ha, böyle infakı bu denli altını kalın kalın çizmiş iken bazı insanların şeye kapılmaması için de Kur'an'da bunun ölçüsünü zikretmek lazım. Kur'an'da ne diyor? Mallarında malum bir hak vardır. Yani belli bir yüzde. Bunu koruyacaksın. Bunun en alt sınırının zekat olduğu söylenir şer-i şerifte. Ama Kur'an bizi sadakaya çok şiddetli bir şekilde
özendiriyor. O zaman nedir peki ölçüsü? وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ. Ne elini boynuna dola, böyle hiçbir şey kaptırmamaya çalışıyor. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Ne de olduğu gibi aç, ne varsa yere dökülüyor. Öyle değil. وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. İkisinin arasında bir yol tut diyor Cenab-ı Hak ayette. Sorumluluğumuz bununla, bundan ibaret, bununla sınırlı. Ayet bize bunun ölçüsünü vermiş. Demek ki şöyle malının belli bir oranını, rakam zikretmeyelim. Sürekli infak edebilen kimseler, bir de düşünün Allah o kimselere, o kimseye 10 milyon dolar, 100 milyon dolar paralar verdiği zaman o demin bahsettiğimiz oranlar muazzam oranlar oluveriyor. Ve o rakam verebilmek, o hala küçük adamın bakış açısıyla bakar. Şeytan ona öyle ağır gelir yani. 100 milyon doları var, %1 verse 1 milyon dolar verecek ya. 1 milyon dolar vermek ne demek? Adamın canını almak gibidir. O 99'u görmez. O yüzden Cenab-ı Hak ona da ona göre sevap verir, ona da ona göre lütuf verir. Evet, bir hadiste Hazreti Peygamber, kimi bir dirhem bir başkasının 100 dirheminden daha hayırlı olabilir. Çünkü 2 dirhem vardır adamın, yarısını vermiştir. Ötekinin 100 milyarı var, bir dirhem veriyor. Onun oranı bile değil, %1'ine bile denk gelmiyor. Onun yarısıysa 100 milyar olan 50 milyara tekabül ediyor. Yani dolayısıyla oran, Allah hesap bilmiyor mu? وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ. Hesap yapan olarak biz yeteriz. Cenab-ı Hak Kur'an'da kendisini hesap bakımından çok över. Pek çok yerde. اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يُ الْحِسَابِ. Allah hızlı hesap yapandır, öyle takılmaz. Hesap yapmak da onun üzerine yoktur. Dolayısıyla o oranı da bilir. 2 lirasından 1 lirasını veren adamın %50 verdiğini bilir. Ona göre mukabele eder. 100 lirasından 1 lira verenin de %1 verdiğini bilir. Ona göre mukabele eder. Hazreti Peygamber ne diyor hadiste? وَاَنْ تُنْفِقُ وَاَنْ تَصَح۪يحٌ شَح۪يحٌ. Yani sağlıklı, dünyaya karşı arzuların var. Paran olsa evlenebilirsin, paran olsa ne bileyim yiyebilirsin, içebilirsin. Daha henüz yiyecekler, içecekler sana dokunmuyor. Böyle sağlıklı ve dünyaya karşı arzulu bir insanın yaptığı harcamayla yaşlanmış. Parasıyla artık bir şey yapacağı yok. Parası hanıma dönüşmez. Parası içkiye, kuma ve şuna buna dönüşmek yapacak hali yok. Can gelmiş buraya, artık diyor ki falanca malımı falancaya verin. Filancayı da filancaya verin. Hazreti Peygamber diyor ki zaten onlara kaldı ki. Yani boşuna ağzını yorup da tavsiyede bulunma. Zaten sonrakilere kaldı. Dolayısıyla bunun psikolojik boyutunu da Allah'ın elçisi güzel örneklerle bize beyan etmiş. Cenab-ı Hak da zaten ayetlerde bunu bize anlatıyor. Hadis-i şeriflerle kesin mi o %2,5? Zekat nispeti mi? Tabi Hazreti Peygamber'in uygulamasında gönderdiği, tabi gönderdiği, çünkü çok zekat amili kullandı Hazreti Peygamber. Ayette ne diyor? Vel amilina aleyha. Zekat üzerine görevlendirilmiş kimseler. Hazreti Peygamber çok zekat üzerine adam görevlendirdi ve bunlar Hazreti Peygamber'in istediği nispette, işte koyun üzerinden, o dönemde deve üzerinden yahut diğer şeyler üzerinden hangi nispetlerde aldığı belli. Yalnız bir hadis var. İnne fil mali le hakkun siva'z zeka. Kuşkusuz ki malda zekattan ötede hak vardır hadisi. Aynı hadis muzdarip bir hadis. Aynı hadisin leyse fil mali hakkun siva'z zeka. Malda zekattan öte hak yoktur biçimi de var. Öyle muzdarip halde kalmış. Hazreti Peygamber ne dedi? Zekattan ötede hak mı vardır dedi. Yoksa zekattan öte hak yoktur mu dedi. Orası hadis açısından muzdarip görünüyor. Yol açık demek. İsterse adam buyurun. Ya kapalı olur mu? Bu ayette Cenab-ı Hak ne diyor? وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَوَ خَيْرٌ لَهُ. Kim bir hayrı gönüllü olarak yaparsa muhakkak ki onun için hayırdır. Öyle onun... Güzel bir söz bile. Yani. Güzel bir söz. Bir iyilik diyor. Şey takılan, başa kalkmak sadakadan daha evladır. Tabii o da başka bir açıdan... Size verdiklerimize fakirlerin hakları var. Gelip alırlar ve giderler. Evet. Hocam bir de boyuna dolandırma buradaki bu ayetten mi bir nevi alındı? Hani yılanın bir anlatımı var. O mal olup yılanın boğazına sarılacak kelimesi. Belki, belki. Yani boyuna nasıl dolanacak? Allah ona bir can verir, gelir boyuna dolanır. Yahut ayetlerde geçen halkalar bu kabildendir belki, bilemiyoruz. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü, bu anlaşılıyor ki daha hesap öncesi, bunlar böyle boyunlarına dolanmış bir halde yükle belki gelecekler. Hani kişiler amelleri üzere haşrolunacaklar rivayeti var ya,
Bunlar da belki ayet ona da biraz delalet ediyor. Bunlar da bu Allah yolunda infak etmeyip esirgedikleri mallar ile kıyamet günü gelecekler. Dolayısıyla dünyada hayrını görmeyecek, ona şerre dönüşecek. Ahirette de bin beter olacaklar. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Gelin ayetin şu son kısmındaki vurguya bakın. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ve Allah'ındır göklerin ve yerin miras. Ayet bize her açıdan bakıyor. Veriş giriş kısmına aynı ayette işaret etti. Veren benim. Siz üretmediniz o değerleri dedi. Sizin elinizde geçici süre duruyor. Meta olduğuna işaret etti. Harcamaya özendirdi. Harcamazsanız şerre dönüşecek dedi. Dolayısıyla hiçbir zaman elde etmeyin falan demedi bakın. Kur'an ölçüsüne bakın. Sonra kıyamet günü cezasını görürsünüz dedi. Ve nihayetinde diyor ki bizi tekrar olayın sonuna götürüyor. وَلِلَّهِ مِرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Biriktirdikleriniz asla size kalmayacak. Göklerin ve sizden ben canım bana kalmayacak da ben biliyorum bana kalmayacağını. Olsun oğluma kalacak diyen adama da Cenab-ı Hak ne diyor? وَلِلَّهِ مِرَاتُ السَّمَوَاتِ Oğluna da kalmayacak. Çünkü göklerin de yerin de mirası Allah'a kalacak. Hiç kimseye bir şey kalmayacak. Dolayısıyla soyuma kalacak, yedi neslini doyuracak para biriktirdi. Bak hele insanın düşüncesine bak ki, diyormuş ki şeytan ona, ya sana kalmayacaksa bile çocuklarına kalacak. Fena mı yani? Senin namın yürüyecek, senin ol dingin yürüyecek. Dolayısıyla sanki sonsuzluk vaat ediyor ona orada. Cenab-ı Hak ne diyor? وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Sen unuttun mu? Allah'ın bir ismi de neydi? اَلْوَارِثُ Varis olan Cenab-ı Hak. Vallahu bima ta'maluna habir. Hem Allah her ne yapıyorsanız habirdir. Yani haberdardır. Dolayısıyla yapmaya bakın. Mantıken konuyu öğrendiniz. Veren o. Ondan sonra verdiğine mukabil o ma tunfiqu min hayrin fe huve yuhlifu. İnfak ederseniz muhakkak yerine yenisini verir. Bir de öyle ödüller var. Verdikçe eksilmeyeceğine dair de Kur'an açıkça beyan ediyor. Dolayısıyla bu yanlardan yana emin olun, bunlardan emin olun. Siz şu andan burayı öğrenen, bu ayetteki mesajı alan kimsenin yöneleceği istikamet, amel istikameti olsa gerek. Cenab-ı Hak diyor ki tamam amele yöneldin mi? Senin bir şeyden emin olman gerekir ki yaptığını biz biliyoruz. Haberdarız. Gidip bir yere kaydettirmen gerekmiyor. Bir yere tabela astırman da gerekmiyor. Ben yaptım şu kadar harcadım falan diye. Biz biliyoruz. Emin olman lazım. Mutmain olman lazım. Hani şu söz var ya iyilik yap at denize. Balık bilmezse de halık bilir diye. Aynen öyle. Yani sen müsterih ol. Rahat ol. Biz biliyoruz. Dolayısıyla sen bir dekont almana gerek yok. Olabildiğince harcamada bulun. Çok sağlam dekontlar veriyoruz. Bizim adımıza yapılmış bir harcama yerler ve göklerden daha değerlidir. Olağanüstü bir şey. Mümin insanın ufacık bir harcamayla dünyayı, dünyanın katmanlarını, dünyanın içindeki her şeyi alıp sattığını düşünmesine ne kadar olağanüstü bir şeydir. Ufacık bir harcamada bulunuyor. Onun değerini biliyor. Ben bunu gizlide, tenhada bu harcamada bulundum. Bak kimsecikler bilmiyor. Bir tek yaratıcımla benim aramdaki bir şey. Bu olağanüstü bir şey. Hazreti Peygamber'in bir hadisi aklıma geldi. Diyor ki bir adam kalabalıkta arkadaşlarıyla oturuyordu. Biri geldi bir şey istedi. Allah'ın adıyla dedi ki bir şeyler verin. Hiç kimse bir şey vermedi. O da vermedi. O adam da vermedi. Sonra şöyle aradan 5-10 dakika geçince bu adam dedi ki ya ben artık kalkıyorum arkadaşlar. Hadi size hayırlı akşamlar olsun. Vakit geldi eve gidelim. Hanım arar ne eder vesaire. Hadiste öyle geçmiyor da ben tamamlıyorum boşlukları. Gizlice kalktı gitti. Gizlice yani o onun peşine gittiğini ima etmeyerek kalktı. O adamı hemen gitti buldu. Dedi ki ya sen ihtiyaçlı olduğun belliydi de bir şey demedi neyse ona verdi. Hadiste öyle diyor. Çekti gitti ondan sonra. Bu hadisin devamında Hazreti Peygamber ne diyordu ya ben şimdi hatırlamıyorum. Cenab-ı Hak meleklerine bakın bakın mı diyordu benim adıma nasıl yaptı diye. Olağanüstü bir şey vardı yani. Zaten öyle de olmalı yani bu olağanüstü bir şey. Yani bu sevgiliyle kişi arasındaki çok özel bir yol. Ne yazık ki mal üzerinden geçiyor. Ne yazık ki demeye gerek yok. Az da olsa çok da olsa yani. Hazreti Peygamber ne diyor? Bir hurma yarım hurma tanesi demiyor. Şıkkı tamratin. Bir hurmanın böyle bir
kırtığıyla bile bu yolu kullanın, bu yolu şey yapın, çok önemli bir şey. Hocam onu aleni yapsaydı daha hoş değil miydi? Niye o sanki bir ayrım oldu? Hayır, aleni yapsaydı daha hoş olur muydu? Gizli yapması daha hoş. Masum için milleti daha iyi değil mi? O ayrı bir konu. Yani milleti, o önce bir kendini terbiye ediyor. Sevgiliyle kendisi arasında. Ya milleti alıştırma, milleti terbiye etme. Aleykum enfusekum Cenab-ı Hak diyor. Siz kendinize bakın. La yadurukum men dalla. Sapanın sapkınlığı size zarar vermez. Ben kendimle dertteyim. Yani iyi miyim, kötü müyüm? Sabah akşam doğru bir şeyler yapıyor muyum? Daha kendimi terbiye edememişim ki onlara bak nasıl mal öğretilir, bunu öğreteyim. Ya o da güzel bir şey de ona bir şey demiyorum ama onu alimler şöyle bir kolay yol bulmuşlar. Bu ikisinin ayrımını yapabilmek için. İnsanlara eğitim amaçlı veya toplumda infakı yaygınlaştırma amaçlı zekatı kullanın diyorlar. Zaten mecbursunuz çünkü onu vermeye. Zaten vereceğin için zekatı kullanın. Ama nafile olanları, namazda da bunu böyle diyorlar, infakta da böyle diyorlar. Nafile olanlara derhal şeye kaçın. Sadakaları açıkça verirseniz iyi olur. Eğer onları yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha hayırlı. Evet. وَاِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِنْ مَا هِيَ Sadakaları açıktan verirseniz iyi, ne güzel, ne hoş. وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُعْتُوهَا الْفُقَرَاءَ Bir de gizlerseniz ve fakirlere tu'tuha götürürseniz fehuve hayrun lekum, bu sizin için öncekine ni'imma, oh ne güzel dedi, ötekine hayır kavramını kullanacak, fehuve hayrun lekum, bu sizin için bir hayırdır, daha ekstra bir şeydir. Ekulu kavli hâza ve estağfirullahel azîme li ve lekum ve lisâir mü'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akta'na. Rabbena ve la tehmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezîne min kablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.